Başlamadan önce size de küçük bir video göstermek istiyoruz. Memleketi neresi olursa, memleketi neresi olursa evet. Onun izinden gider bizler, birliğimizin 30. yılı nedeniyle memleketimizin nefesini korumak için bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. Üyeleriniz ve dostlarınızın bağışlarıyla Gaziantep'imizin bizim bütçesine bağlı Kızılay'ı 2500 liranın tema vakfı işbirliğiyle toprakla buluşturarak güzel ülkemizi yeşillendirmeye yönelik katkıda bulunuyoruz. Sizleri kalpten selamlıyorum, hoş geldiniz. Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılında geçmişimizi hatırlayarak bu binası daha da güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşıyoruz. Ve bu anlamda bu akşam olduğu gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 1923'ten itibaren başlayan genç Cumhuriyet döneminde Türkiye bir dizi modernleşme ve reform hamlesi gerçekleştirdi. Bu dönemde diğer ülkelerden birçok bilim insanı ve uzmanın etkisinin yanı sıra Alman bilim insanlarında genç Cumhuriyet'e çeşitli alanlarda büyük katkıları gerçekleştirmiştir. Eğitim ve üniversiteler, teknoloji ve sanayi, bilimsel araştırmalar, sağlık sektörü, sanat ve kültür konuları bunların örnekleridir. Bu akşamki etkinliğimizde işleyeceğimiz konu ise bu dönemdeki Alman mimarların Ankara'daki etkileri ve dolayısıyla mimari alandaki önemli değişiklikler ve gelişmeler olacak. Detaylarını birazdan bu konunun uzmanlarından dinleyeceğiz. Evet, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Erken Cumhuriyet dönemi dediğimiz Cumhuriyet'in ilk 10 yıllarında başkent Ankara'da Alman mimarlar ne yapmışlar? Bunu anlamak için bu bağlamı biraz anlatmaya çalışacağım size. Bu bağlama geçmeden önce aslında Almanya ile Türkiye'nin ilişkilerinin tarihsel bir arka planı olduğunu da hatırlamakta yarar var. Tabii ki Osmanlı döneminin belki de en öne çıkan Alman ilişkisi açısından öne çıkan yapıları istasyon yapıları, Haydarpaşa ve Sirkeci tren garlarını Alman mimarlar tasarlıyor. Sirkeci Yanhund, Haydarpaşa'yı da Otolikler ve Helmut Kuno'nun ikilisi. İstanbul'un Avrupa'ya ve Anadolu'ya açılan iki kapısını Almanlar tasarlamış. 1924'te Ankara'nın bir haritası hazırlanmış. Bu Ankara'nın bizim elimizde olan en eski detaylı belgesi diyelim. O anda olan yapılı çevreyi bize gösteriyor. Burada kale bölgesi tabii ki en önemli eleman kent içindeki. Gördüğünüz üzere kalenin çevresindeki bir yerleşim olarak Ankara'ya Cumhuriyet'in ilk başındaki Ankara'yı görüyoruz. Bir de tren garı batıya doğru kentin biraz ilerleyeceğini bize gösteriyor. Biliyorsunuz bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık 29 Ekim'de. Bu bizim için gurur verici, çok değerli bir konu. Çünkü Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet 100 yılına ulaştı. Biz de dedik ki böyle Cumhuriyet'in bu değerlerini yerine getirelim. O açıdan bir dizi etkinlikler hazırladık. Onlardan bir tanesi bu. Biliyorsunuz Ankara başkent olduğunda henüz hiçbir şey yoktu. Ama orada yurt dışından gelen ve ağırlıkla Alman mühendis ve mimarlar oranın dizaynını hallettiler, bitirdiler. Onunla başlayalım dedik. Türkiye'ye de yönelik bizim bir sürü projemiz oldu. Bilhassa maalesef depremlere rast geldi ama İzmit'te bizim 99 depreminden sonra bir yaptığımız bir eğitim çocuklar rehabilite merkezi açıldı. Orası hala İzmit'te 48 çocuğa, yılda 48 çocuğa eğitim veren bir yer. Onun ardından 2000 yılında Ankara'ya bağlı Bala kasabasında bir 305 öğrenceli bir ilkokul zarar görmüştü. Biz onu zarar gördüğünü öğrendik. Dedik ki bütün üyelerimize bildirdik. Oraya da bir yardım yapalım dedik. Gittik okulun yemekhanesini çok yönlü kullanıma hazır hale getirdik. Ayrıca bilgisayar odaları hazırladık. Onun haricinde mesela en son İzmir depreminde de bir yuva bir
projesi vardı. Ona buradan topladığımız eşya dosttan üyelerimizden topladığımız paralarla 20 ailenin bir yıllık kirasını ödedik. Bu arada bizim bu 3 yıl önce 30. yılımız vardı. 30. yılı hatırasına Türkiye'de bir hatıra ormanı yaptık. O da Türkiye'nin yeşillenmesi için bizim verdiğimiz bir konuydu. İşte birliğimiz burada dediğim gibi 91 yılından beri burada çalışıyoruz. 33 yıldır ilk ve tek meslek birliğiyiz mühendis ve mimarlar olarak. Bunu bu şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Elvan Hoca aslında sonuçta yapıların inşa edildikleri döneme gitti. Yapıların inşalarının, yapım süreçlerinin altında yatan dinamikleri anlattı. Ben de sunumda aslında bu yapılar bugün ne durumda, bu yapıların başına neler geldi ve gün koruma durumları nedir onunla ilgili konuşma yapacağım. Ben kültürel miras koruma uzmanıyım, aynı zamanda da KORDEL'in koruma ve restorasyon uzmanları, yani yönetim kurulu başkanıyım. O nedenle kültürel miras ve kültürel mirası koruma perspektifinden bakmaya çalışacağım. Alman mimarların yapıları, planları, eserlerini. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Alman mimarları yapıları iyi durumda olanlar. Türkiye'deki modern miras dönem yapılarına baktığımız zaman çoğu, özellikle Ankara'da çoğu yıkılmış, zarar görmüş, değişmiş, dönüşmüş yapılar. Yani o öz niteliklerini kaybetmiş yapılar, ama Alman mimarların yapılarına geldiğimiz zaman da gerçekten bütünlüklerini, özgünlüklerini devam ediyorlar. Buradaki yapıları, Alman mimarların eserlerini, yapılarını 3 gruba ayırmak mümkün. Biz bir gruplamayı Ervan Hoca ile Dokoma Türkiye ile KORDEL olarak yaptığımız bir etkinlikte de kullanmıştık. Kaybedilenler, tehdit altındakiler, korunanlar. Burada korunanlara ayrı başlık açmak gerekiyor. Korunan yapıyı nasıl koruduk en sonunda? Yani yapı fiziki olarak orada var oluyor olabilir, ama günümüzde nasıl geldiği de ayrı bir soru işareti. Bunlar gerçekten korunmuş mu oluyorlar açıkçası? Burada modern bir miras alanında soylulaştırmadan bahsedebiliriz. Bir lojman, Eyvan Hocam da bahsetti, bir lojman yapısı olarak planlanıyor burası. Ama lojman olarak kullanılıyorken el değiştirmelerle bir özelleştiriliyor ve daha sonra otel, alışveriş merkezi, ofis ve üst segment konutların olduğu bir alana dönüştürülüyor. Ve bunun aslında bir STK'lar da, biz KORDEL olarak, Dokoma olarak, diğer STK'lar olarak da aslında basın bildirileriyle, karar vericilerle görüşmelerle bunun önüne geçme, bu dönüşümün önüne geçmeye çalışmıştık, ama başarılı olamamıştık. Şimdi Mühendisler Birliği bundan 30 yıl önce buradaki arkadaşların gayretiyle kuruldu. Mühendis arkadaşların gayretiyle kuruldu. Amacımız sokakta görünen Türklerin dışında da bir Türk grubu olduğunu göstermekti. Bir de meslek olarak çok kalabalıktık. Yani az değildik mühendis olarak. Şimdiki bizim üye sayımız 500 civarında. Bu arkadaşların varlığını bir taraftan mesleki olarak, bir taraftan sosyal olarak Alman toplumunun içine karışmalarını ve mesleklerinde ilerlemelerini, meslekte bildiklerini çevreye dağıtmalarını da rica ettik. Böylece başladı ve işte 30 yıldan beri bu kesintisiz yürüyor. Biz uzun müddet İletişim diye bir dergi de çıkarttık. Aşağı yukarı 16 yıl falan çıkarttık. Orada bütün teknik şeyleri anlatıyorduk. Normları, normların gerekliliğini, normların uygulamalarında neler var, neler yok, nelere dikkat edilmesi gereker. Bunları da anlatıyorduk ve bunu geliştirdik. Ayrıca hem Türkiye'deki mühendisler birlikleriyle Almanya'daki mühendisler birliklerini tanıştırdık. Birbirine gelip gitmelerini sağladık. Konferanslar verdirmeyi sağladık. Mesela mühendislikte bir pasif ev diye bir konu var. Pasif ev, ısı kayıplarını bugünkünün onda birine düşürmek istiyoruz. Hollanda'da başladı, Amerika'da bir bina yapıldı. Almanya'da da yavaş yavaş norm olacak. Ben İstanbul'da 45 kadar mühendislik bürosuna bunları konferans olarak anlattım. Türkiye'de mümkün olduğu kadar yeni yetişmekte olan arkadaşlarımızı mesleğe alıştırmak, mesleğe yabancılık çekmelerini sağlamak, herhangi bir sorunlar olduğu zaman onlara yardım etmek şeklinde görüyoruz ve böyle de yürütüyoruz. Mühendislik yaşamdır. Yaşam değiştikçe mühendislik de değişir. Onun için gelecekte şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız diye bir tasarım yoktur.
normlar neyi gerektiriyorsa, şartlar neyi gerektiriyorsa, hava durumları neyi gerektiriyorsa onları uygulayacağız. Ve arkadaşlarımızı da bu konuda yetiştireceğiz. Burada tabii önemli olan bir nokta her şeyden önce Ankara'nın büyük ölçek planlaması. Yani burada Lörher planından onun üzerine gelen o özellikle Yenişehir bölgesi yeniden bir hükümet bölgesi ve kentin yeni konut alanı olarak tarihlenmesine yarayan Yansen planından sıklıkla bahsediyoruz. Ve planların aslında oldukça varlıklarını sürdürdüğünü görüyoruz. Önemli ölçüde farklı şekillerde işlevlendirilse de özellikle yaya ölçeğinde hala belirli noktalarda ciddi bir şekilde anlaşılabilmek potansiyeli taşıyor. Buradaki halk merkezlere girdiğimizde örneğin Gençlik Parkı'nın başka bir Fransız Theo Levo isminde bir peyzaj mimarı tarafından tasarlandığını biliyoruz. Ama özellikle prestijli giriş kapısının olduğu yerde, yani bu görselin sağ tarafına denk gelecek şekilde o kaskatlı kat kat fıskiyelerle olan girişinde Hermann Jansen'in de ciddi bir katkısı olduğunu görüyoruz ki kendisi.